Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misler gibi yoğurdu kesilmeyen çok nefis bir yayla çorbası hazırlayacağız. Sizin de yoğurtlu çorbalarınız kesiliyorsa bu tarifi dikkatli olarak izlemenizi tavsiye ederim. Vereceğim birkaç püf nokta sayesinde kesilmeyen çok lezzetli yoğurtlu çorbalar yapabilirsiniz. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 1 çay bardağı pirinci yıkayıp tenceremize alalım. Ben baldo pirinç kullandım. Sizler istediğiniz pirinç çeşidiyle yapabilirsiniz. Üzerine 2,5 su bardağı suyumuzu ekleyip pirincimizi böyle hafifçe haşlayalım. Çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Karıştırma kabımıza 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı tepeleme un, 1 tane yumurta. Ben yumurtayı yoğurtlu çorbalarda genelde bütün olarak kullanıyorum. Gayet de güzel oluyor. Malzemelerimizin hepsini böyle un topak kalmayacak şekilde iyice çırpalım. Burası oldukça önemli. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Kullanacağınız ev yoğurdu böyle kaymaklı bir yoğurtsa içinde böyle pütür pütür bir görüntü olabilir. Bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Evet, gayet güzel karıştırdık. Hemen pirincimizi kontrol edelim. Ben pirinci böyle tamamen dağılıncaya kadar haşlamıyorum. Çok az miktarda haşlamak yeterli. Biraz da yoğurtla birlikte haşlayacağım. Bu aşamadan sonra üzerine 1 litre hemen sıcak suyumuzu ekleyelim. Yoğurtlu çorbalarımızın kesilmemesi için sosu bir anda tencereye dökmeyelim. Böyle kepçe kepçe çorbamızın böyle kaynar suyundan hemen terbiyesini alıp ve hızlıca karıştıralım. Bu aşama oldukça önemli. Evet, böyle 3-4 kepçe kadar alalım. Çorbamızın terbiyesini ılıttıktan sonra hemen ilave edelim. Bu aşamada dikkat ettiyseniz terbiyesinde veya pirinç haşlanırken tuz kullanmadım. Tuz kullanırsanız maalesef çorbanız kesilebilir. Şimdi kaynayıncaya kadar sürekli karıştıralım. Zaten sıcak olduğu için çabucak kaynayacaktır. Şöyle 5 dakika kaynattıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serpiştirelim. Bir de yoğurtlu çorbaların kesilmemesi için böyle pişerken veya çok kaynarken kapağını da kesinlikle kapatmıyoruz. Bu da kesilmesine sebep olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi basit ama püf noktaları olan bir çorba. Vermiş olduğum püf noktalara dikkat edin. Bundan sonra yoğurt çorbalarınız kesinlikle kesilmeyecektir. Çorbamızın üzeri için sos tavamıza 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı alalım. Sizler sade tereyağı veya sade zeytinyağı, sıvı yağ kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nanemizi ekleyip nanemizi yaktıktan sonra hemen çorbamızın üzerine dökelim. Bu aşamadan sonra çorbamızın altını kapatabiliriz. Hemen sos tavamıza böyle 1-2 kepçe çorbamızı alıp karıştıralım. Bu işlemleri genelde kamera arkasında mutlaka yapıyorum ama bugün öyle gelişi güzel sizlerle de paylaşmak istedim. Yayla çorbamız hazır. Böyle kıvamı, lezzeti gerçekten çok güzel oldu ve yakın çekimi aldım. Kesinlikle kesilmedi. Çorbamızı hemen servis yapıp böyle kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Şayet daha uzun süre bekletip öyle servis yapmak isterseniz su miktarını biraz arttırabilirsiniz. Çünkü böyle pirinçli çorbalar bekledikçe daha çok yoğunlaşıyor. Yayla çorbası yapmak oldukça kolay, çok basit bir tarif. Fakat püf noktaları vardı. Elimden geldiğince püf noktalarını sizlerle paylaşmaya dikkat ettim. Yine aklınıza takılan bir soru olursa sorabilirsiniz. Umarım sizler de dener böyle kesilmeyen nefis yayla çorbası hazırlarsınız. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Yayla çorbasını sizler nasıl yaparsınız? Püf noktalarınız nelerdir? Paylaşmayı unutmayın. Sizler de lezzetli, pratik ve garantili çorbalar yapmak isterseniz kanalımda birçok çorba tarifi bulabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz.
Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.